Sen istediğinde dönmüyor, istediğinde durmuyor bu dünya. Yolunu kaybetmiş yıldız gibi yalnızlığa boğulsan da aldırma. Gözünü kırptın her anda, değilsin istediğin bu dünya. Değişmiyor. Nisan ne olur cevap ver. Bir şey söyle. Nisan dayan. Hastaneye kadar dayan. Koyu verme Nisan. Allah'ım olur bir şey olmasın. Allah'ım ne yapacağız biz? Bu yaştan sonra nereye gideriz? Annem sakin ol sen. Kolay mı insanları öyle evden atmak? Satılığa çıktı ev kızım. Görmedin mi gelen kağıdı? Ne yapacağız Aziz Bey? Gidip Ali Rıza Bey'den borç isteyeceğim. Hayır usta. Ben o adamın kapısına gitmeni istemiyorum. Gurur yapma zamanı değil. Başka çaremiz yok. Usta bak bir dakika dinle. Bana yarına kadar zaman ver. Belki ben bulabilirim parayı. Oğlum nereden bulacaksın o kadar parayı? Ya dövüşe mi gideceksin gene? Ya usta asla yapmam öyle bir şey. Ne bileyim borç falan alırım. Bulurum billahi birileri vardır. O kadar para kimde var Allah aşkına? Semra anne bir şey yap. Ustamın oraya gitmesini istemiyorum. Oğlum ben ne yapabilirim ki? Senin aklından geçen ne? Benim aklımdan çok güzel şeyler geçiyor da ilk önce seninle şu yarım kalan meseleyi konuşalım istersen. O da en az ev meselesi kadar önemli. Sayınız. İrem. Ya ben sana başka bir ev alayım. Hı? Leyla evlendikten sonra o evde oturacağını düşünüyor. Böyle bir şeyi nasıl söylerim ona? Ben o evi istiyorum. Beni duydun. Bu ev çok güzel Ali Rıza, bayıldım. Beğenmene sevindim. Bu evde kocaman bir ailem olsun istiyorum Leyla. Bu dört duvar ancak sevdiklerimle bir arada yaşarsam bir eve dönüşebilir. Cevabını bekliyorum. Hayatım, ben sana başka bir ev alayım. Hı? Daha güzel bir ev. Senin istediğin bir ev. Benden kıymetli mi yani o ev? Hayır. Hayır elbette değil. Ama... Yani? Tamam. Tamam istediğini yapacağım. Nerede kaldınız? İkiniz ortadan kayboldunuz.
Leyla'cığım, mutfağa geldim. Baktım İrem üzgün ve düşünüyor. Nisan olayına çok üzülmüş. Çok moralim bozuldu anne. Gördün mü? Güya annene bir kadeh şarap verecektim ama lafa daldık. Ya bırakın şimdi şarabı falan. Benim aklım Nisan'da kaldı. Ya nereye gider bu kız? Anneciğim, gelecek nasıl olsa. Üzülme artık. Bak ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Ay. Ben de gideyim artık. Ama bir şeye ihtiyacın olduğunda önce beni arayacaksın, tamam mı? Tamam canım, ben seni geçireyim. Görüşürüz. Nisan dayan. Dayan, yetişiyoruz hastaneye. Ya sana bir şey olursa ben ne yaparım şimdi ya? Nisan cevap ver, Allah aşkına bir şey söyle Nisan. Çekil! Senin ne işin var topraklarda? Kalacak yer arıyordum. Siz ne zaman bu kadar samimi oldunuz? Evden kaçmalar, toprağa sığınmaklar falan. Ne iş? Bir şey yok. Nereye gitsem bulurdunuz beni. Toprak aklınıza gelmez diye. Hiç inandırıcı değil. Gel İskender, gel. Ben çıkıyorum hanım. Nereye Aziz Bey? Ali Rıza Bey. Zaten başka da çare gelmiyor aklıma. İyi git. Aydın Hanım iyi bir kadına benziyor. Bana verirler gibi geliyor ama... İnşallah. Belli olmaz bu işler. Hadi bana eyvallah. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun. Hayrola? Ne bu surat? Abi, Doruk hiç iyi değil. Şimdi evde değil ama bir arasan da gelse konuşsanız. Biraz ilgilensen diyorum. İlgiden falan anlamaz o. Ne hali varsa görsün. Ama abi... Aydan, ya rahatlamak için eve geldim. Sıkma canımı. İçeri girersem hastane polisi görür beni. Özür dilerim Nisan. Ama hapse girmek istemiyorum Nisan. Of İrem, of iş zamanı değil. Ne var ne? Neredesin? Ya sana ne kızım? Sesin niye öyle geliyor? Yok benim sesimde bir şey. Uydurma. Sesin kötü geliyor. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Ya kızım sana ne? Konuşmak istemiyorum seninle, tamam mı? Oldu mu? İyi be. Tamam. Ne halin varsa gör. Ben kaçıyorum. Ben de geliyorum. Sen kal, konuşacağız. Ama ben istemiyorum. Derdimiz başımızdan aşkın zaten. Kalsan iyi olur.
Konuşun biraz. Evet. Zeynep, sana bir şey soracağım. Ama bana doğru cevap vereceksin, tamam mı? Toprak'la aranda bir şey var değil mi? İskender saçmalama. Toprak benim arkadaşım. Zor durumda olduğum için de bana yardım etti. Siz ne ara arkadaş oldunuz ya? Ya Allah Allah, çocuk geldi özür diledi. Sen de biliyorsun bunları. Çok inandırıcı. Beni terk ediyorsun. Evden kaçıyorsun. Seni Toprak'ın evinde yakalıyorum. Zeynep, sen beni salak mı sandın ya? İskender saçmalıyorsun. Reddedildiğin için kime saldıracağını şaşırdın. Ve ben bu konuşmayı sürdürmek istemiyorum, tamam mı? İstediğine inanabilirsin. Aziz Usta nerede senin anne? Atölyeye mi geçti? Ali Rıza Beylere gitti oğlum. Ne? Senin anne, ben senden ne rica ettim? Başka çaremiz mi var oğlum? Nereye gidiyorsun? Nereye? Aferin, telefonunu da bırakmış. Nereye gidiyor? Ne bileyim, Ali Rıza Beylere gitti galiba. İç kanama riskine karşı hastanın hemen tahlillerini yapın. Tansiyonunu da ölçün. Peki efendim. Yazık, ne kadar da güzel bir kız. Geldiğinden beri Kuzey'e deyip durdu. Kuzey. İşte burada. Hala Kuzey'in peşinde. Allah Allah. Doruk. Toprak. Ne oluyor oğlum, ne bu hal? Oğlum çok kötü bir şey yaptım ben. Ne yaptın kardeşim, söyle. Arabayla giderken Nisan'a çarptım. Ne? Nerede şimdi Nisan? Ya bilmiyorum, İzmir Hastanesi'nin önüne bırakıp kaçtım. Ne yaptım dedin? İyi mi Nisan? Nisan iyi mi? Bıraktım da kendine değil ama yaşıyordur herhalde, iyi yani. Nasıl yaparsın lan böyle bir şey? Nasıl bırakıp kaçarsın lan? Toprak. Oğlum. Beni ele vermeyeceksin değil mi? He? Oğlum bak, hayatını bitirirsin. Oğlum sonum çok kötü olur oğlum. Dua et Nisan'a bir şey olmasın. Yoksa gider polis her şeyi anlatır. Ben Nisan'ı bulmaya gidiyorum. Burada beni bekle. Sizi böyle evinizde de rahatsız ettim, kusura bakmayın. Hayırdır? Çok zor durumdayım. Sizin gönderdiğiniz müşteri işi çekince hesaplar karıştı. Banka kredisini ödeyemedim. Evde ipotekteydi. Yarın açık arttırmayla satışa çıkacak. Kağıt geldi. Benden para istemeye geldin yani. Yardımınız olursa çok minnettar olurum. Kusura bakma Aziz Bey ama sana yardım falan etmem. Çünkü size çok kızgınım. Neden Ali Rıza Bey? Bir kusur mu işledik? Ezgi denen o kızı evinize almışsınız. Evet ama... O kız benim nişanlımın kolyesini çalmaya kalkan ahlaksızın biri. Üstelik ona yapılan tüm yardımlara ve gösterilen iyi niyete rağmen. Aslında biz...
Senden bunu hiç beklemezdim Aziz Usta. Hiç beklemezdim. Senin gibi biri, Ezgi gibi bir ahlaksızı evine aldıktan sonra. Asıl ahlaksız sizsiniz Ali Rıza Bey. Kaçışın yok Doruk Bey. Söyle ne var yine? Seni çok merak ettim. Çok umurluyum sanki. Öyle deme. Çok üzülüyorum. Neredesin? Yanına geleyim. Topraklardayım. Topraklarda mısın? Toprak yanında mı peki? Evde kimse yok. Ağlıyor musun sen? Hemen yanına geliyorum. Hiçbir yere kaybolma. Siktir ya. Ne bakacağım ben şimdi ya? İrem? Nereye kızım? Ablamı arayayım dedim. Merak ettim de. İyi olur kızım. Bulursan bana da haber ver. Tamam. Görüşürüz. Sen nasıl girdin benim evime? Kapıyı açık bırakmışsın. Sen kime ahlaksız diyorsun? Oğlum senin ne işin var burada? Nasıl konuşuyorsun Ali Rıza Bey'le? Usta sen eve git. Ben sana sonra anlatacağım onu. Oğlum! Usta hadi. Lütfen. Git Aziz Usta git. Git de öğrenelim şu oğlunun derdini. Senin bu yaptığın bardağı taşırdı artık. Ne yapmışım? Evin satılmasının sebebi sensin. İrem'le ilişkinizi bildiğim için yapıyorsun. Her şey senin yüzünden oldu. Kozunu benimle paylaş Ali Rıza. Ailemden uzak dur. Elev ki öyle. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Leyla Hanım'a gidip bütün bildiklerimi anlatacağım. Herkes senin ne kadar aşağılık bir adam olduğunu görecek. Abi ne oluyor? Bu çocuk Kuzey değil miydi? Neden kavga ettiniz siz? Borç istedi vermedim. O da yaşına başına bakmadan bağırıp çağırdı işte. Ne borcu varmış ki onların? Hem sen neden hayır dedin? Çok soru soruyorsun Aydan. Abi yardım etseydik ya. Çok iyi insanlar onlar. Aydan git başımdan. Neredesin sen? Kuzey. Ustam sen daha çıkmadın mı? Bak benim şimdi gitmem gerekiyor, sonra görüşürüz olur mu? Nereye gidiyorsun? Ustam ne olur sonra. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Adamın evine baskına gelir gibi gitmek ne demek? Ya haklı olmasam yapar mıyım? Rezil olduk zaten. Düş önüme. Ya bak ne olur usta izin ver. Bir yere gitmem gerekiyor benim. Bir yere gitmiyorsun. Düş önüme. Kuzey. Neredesin? Canım sen iyi misin? Toprak. Nasıl öğrendin burada olduğumu? Ben seni aramıştım. Sen sanırım baygındın. Hemşire açtı telefonu. Ben de hemen geldim. İyi ki geldin. Tabii ki geleceğim. Gelmez olur muyum? Sen annenlere haber verdin mi? Aradın mı? Hayır. Aramayacağım da. Lütfen sen de hiç kimseye haber verme olur mu? Tamam canım tamam. Sen nasıl istersen. Biliyor musun? Ben baygınken hemşire Kuzey'i aramış. Kuzey meşgul almış. Ya bırak şimdi Kuzey'i. Senin sağlığın daha önemli. Onun nasıl bir insan olduğunu zaten biliyoruz. Haklısın.
Gerçek yüzünü şimdi görebiliyorum. Artık bu hayatta güvendiğim bir tek sen kaldın Toprak. Efendim canım. Leyla'cığım, nasılsın? Biraz daha iyi misin? Yok Ali Rıza, hiç iyi değilim. Ne yapacağım diye kara kara düşünüyorum. Hadi atla bana gel. Ortam değiştirmek iyi gelir sana. Evdeyim ben. Yok yok, hiç canım istemiyor. Aa, hadi ama. Hem sonra belki birlikte bir yerlere gideriz. Kafan dağılır biraz. Benim de ihtiyacım var. Peki canım, geliyorum. Ha şöyle. Bekliyorum hayatım. Görüşürüz. Hep bunlar senin gururun yüzünden. Ustam bak, Ali Rıza kötü bir adam diyorum sana. Ne olur güven ya. Asi oldunuz hepiniz. Neredeydin sen? Nisan aramış. Kim açtı bunu? Açmadım. Meşgule verdim. Ne var, ne istiyorsun? Nisan'ı ver. Uyuyor. Nasıl yani, Nisan senin yanında mı uyuyor? Hayır seni gerizekalı. Biz hastanedeyiz. Nisan seni aramış ama açmamışsın kızın telefonunu. Hangi hastane? Bir şey mi oldu Nisan'a? Hangisi dedi? Tamam. Doruk. Niye geldin? Doruk. Telefonda ağlıyordun. Kötü bir şey mi oldu? Sen git sevgilinin yanına koş. Rahat bırak beni. Gitmek zorundaydım. Affettin mi herifi? Evet. Ya kızım, senin hiç mi gururun yok be? Sana saldırdı o şerefsiz. Ama Doruk bak, elimize çok büyük bir fırsat geçti. Anneme Çeşme'de alacağı bir üzerime yapacak. Düşünsene, artık bir evimiz var. Aman ne önemli. Sokayım öyle yerine. Ali Rıza ne diyiz? O şerefsiz hayatımı mahvetti benim. Sana tecavüz etmek istediğini duyunca deliye döndüm. Sen de çektin gittin onun yanına. Ben de içtim içtim sarhoş oldum. Canım. Dokunma! Bu şerefsizin bütün pisliklerini ortaya çıkartacaktım ama. Yolda giderken arabanın önüne Nisan çıktı. Nasıl yani? İrem. Ben Nisan'a çarptım. Ne? Nisan'a mı çarptın? Ne oldu şu Kuzey meselesi? Aziz Usta ile birlikte tersaneye geldiler. Sonra da telaşla evden çıktı. Takside şu an. Ben de peşindeyim. Tamam. Peşini bırakmayın. Gözünüz üstünde olsun. Ha. Bu arada Ezgi'den ne haber? Ezgi'nin işi tamam. Bir sorun yok. Güzel. İşinize bakın siz.
geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Şimdi senin bütün kasvetini dağıtacağım. Çok güzel bir şarabım var. Hiç evden çıkmayalım. Ne dersin? Tamam. Hadi gel. Nisan nerede? Hangi odada kalıyor? Nisan gitti. Taburcu oldu. Ne diyorsun sen be? Çıktı hastaneden. Çabuk söyle, Nisan nerede? Durumu nasıl? Durumu iyi. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyor o kadar. Ben hala soruma cevap alamadım yalnız. Nisan nerede? Bunu sana söyleyemem. Ne demek söyleyemem lan? Vallahi kusura bakma, Nisan'ın isteği. Ayrıca Nisan kazayı ve hastanede kaldığını kimse bilsin istemiyor. Sen de bir zahmet kimseye söylemezsin. Ne saçmalıyorsun lan sen? Bana bak. Ya şu an Nisan'ın nerede olduğunu söylersin ya da hazır hastanedeyiz, seni de acile kaldırırlar. Nereye gidebilir Kuzey? Nereye gidebilir? Evine gitti, evine. Ben gidip kendi gözlerine göreyim de mi? Sana inanmıyorum ya. Nisan'ı öylece hastanenin önüne bırakıp gittin mi yani? Korktum, tamam mı? Böyle dut gibi sarhoş yakalasaydın kesin içeri atarlardı beni. İnanmıyorum sana. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Sadece kendini düşünüyorsun Doruk. O kız orada ölüm kalım savaşı verirken sen oturmuş burada kendi kıçını kurtarmayı mı düşündün ha? Her şey senin yüzünden oldu İrem. Eğer Nisan'a bir şey olursa bunda senin de payın var. Ne saçmalıyorsun sen be? Benim ne suçum var? Bu konunun benimle ne ilgisi var Doruk? Babamın yanına gitmeyecektin. Madem gittin, olanları bana anlatmayacaktın. Ya öz babam seni odaya kilitleyip saldırmasına nasıl katlanabilirim sanıyorsun? İçim içim sarhoş olmadan buna nasıl dayanabilirim İrem? Bu kadar çok mu önemsiyorsun beni Doruk Bey? Saçmalama ya. Ne alakası var? Tamam. Tamam, şimdi oturup adam gibi düşünelim. Şimdi bu konuyu topraktan başka bilen var mı? Ve sen biliyorsun işte. Peki Nisan seni görmüş olabilir mi? İyi düşün Doruk. Çarpmadan önce Nisan seni görmüş olabilir mi? Ya bilmiyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum İrem. Karşıma bir şey çıktı ve çarptım. Evet, MR sonuçları iyi çıktı. Çarpmaya bağlı herhangi bir travma söz konusu değil. Güzel, yani taburcu olabilir diyorsunuz. Olabilir, ancak bu gece denetim altında kalmasında fayda var. Tamam. Gece yalnız bırakmazsanız iyi olur. Gece başımda bekleyecek kimsem yok ki. Saçmalama, ben varım. Tamam doktor bey, ben ilgilenirim, sağ olun. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Şu halime bak. Kaza geçirdim ama yanımda sevdiğim tek bir insan bile yok. Bozuluyorum ama. Ben neciyim burada? Öyle demek istemedim Toprak. Annem yüzüme bile bakmıyor. Kuzey'le aramız zaten kötü. Öyle bir an yalnız hissettim işte kendimi. Bu arada ben Kuzey'e haber verdim senin burada olduğunu ama gelmedi. Neden hiç şaşırmadım acaba? Telefonumu meşgul almasından belliydi zaten bana olan ilgisi. Artık beni umursamıyor ki. Onun hayatında artık Ezgi var. Çok canım acıyor toprağım. Bana bu yaptıkları o kadar ağrıma gidiyor ki. Anladım, sen üzülme. Ben her zaman senin yanında olacağım. Buyurun. İyi günler. Ben Nisan'la görüşecektim. Nisan Hanım evde yok. Nasıl olur? Toprak evde olduğunu söylemiştim. Neyse. Ben Leyla Hanım'la görüşebilir miyim? Maalesef evde hiç kimse yok. Leyla Hanım da Ali Rıza Bey ile buluşmaya gittiler. Peki. Teşekkürler. İyi günler.
Toprak yalan söylemiş. Unutmaya çalışıyor bu herif. Ne var bu kadar içecek anlamıyorum ki. Nisan seni görmüşse yandın Doruk. Bu durumu açıklayacak bir şeyler bulmamız lazım hemen. Yalan düşünmekten bıktım ben artık. Ne olacaksa olsun anasını satayım. Olacaksa olsunmuş. Tolga arıyor. Aç aç. Git sevgiline koş. Siktir et beni. Saçmalama Doruk. Sen de baban gibi başlama yine. Sevgilim falan değil o benim. Bak ne diyeceğim. Bu Tolga işine bir süre ara verelim ha? Bir de hıkır mıkır ayağımıza dolaşacak. Zaten annem her şeyden şüpheleniyor. Ya annen zaten para yürütme işini Nisan'dan bilmiyor mu? Evet. Şimdilik öyle. Ama bizim yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Polis olayı araştırıyor. Annen polise mi bildirmiş? Evet. Nisan suçu üstlenmeyince annem de her ihtimalle karşı bir soruşturulsun istedi. Ali Rıza. Ben seninle bir an önce evlenmek için çok sabırsızlanıyorum. Ben de canım. Ben de. Yok öyle değil. Yani ben geceleri boş yatakta uyumak istemiyorum artık. Hayatım ben de birlikte uyuyacağımız geceleri sabırsızlıkla bekliyorum. Neyi bekliyoruz? Hayır neden bekliyoruz o zaman? Leyla'cığım. Sen kendine hazır hissetmediğini söylemiştin ya. Ben seni istiyorum. Yani sana dokunma nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Ben de canım. Ben de bunu çok istiyorum. E o zaman kim tutuyor bizi? Ha? Hadi, hadi içeri geçelim. Leyla'cığım ama böyle gündüz vakti. Hı? Her an biri gelebilir. Yoksa sen beni istemiyor musun? Olur mu canım öyle şey? Senin için çıldırıyorum ben. Hadi o zaman. Hadi gel. Canım iyi misin? Bak istersen biraz daha bekleyelim ha? Yok iyiyim. Başım döndü biraz. Yani sen şöyle bana tutun, at onu tutun. Enkaz gibiyim ya. Her yerim ağrıyor. Az kaldı. Arabaya kadar sabrettik mi tamam. Toprak. Efendim canım? Ben eve gitmek istemiyorum. Seni eve götüren kim? Bize geliyorsun. Sabaha kadar başında bekleyeceğim. Sağ ol. Sen olmasan ne yapardım ben? Ben sonsuza kadar senin yanında kalacağım. Böyle bir zamanda bile Kuzey'in yanımda olmamasına inanamıyorum. Bırak artık Kuzey'i. Ha? Nasıl inandım ben ona? Beni sevdiğini sanmıştı. Her şey yalanmış. Boşver düşünme artık. Nisan, yalvarırım inanma ona. İlişkimizi bitirmek için her şeyi yapar bu çocuk. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum Ziya'cığım. Biraz paraya sıkıştık da borç isteyecektik senden. Biliyorum evin üstünü yaptırıyorsunuz siz de ama belki kısa bir süre için şu çıkmazdan kurtulmamıza yardım edersin diye. Tamam Ziya'cığım, anladım. Ne dedi? Tadilata fazla para harcamışlar da o da sıkışıkmış. Kim kaldı başka? Vallahi herkesi aradık başka kimse kalmadı. Suat'ı da bir arasak mı acaba? Hiç boşuna arama. Onlar da sıkışık. Oğlanı evlendiriyorlar ya. Doğru ya. 20 yıllık emek. O
kadar çalış dedin. Evvelden gidiyor Aziz Bey. Dur bakalım Semra Hanım, biz ölmedik daha. Ablacığım, iyi misin? Sizin ne işiniz var burada? Toprak söyledi. Biz de hemen geldik. Aşk olsun Toprak. Hani aramızda kalacaktı? Onlar yabancı değil ki. Tamam, annenlerle küssün ama en azından onların bilmesi iyi olur diye düşündüm. Eğer söylemese kızardım zaten. Geçmiş olsun İhsan. Canım rahat mısın? Şöyle uzan istersen. Yok, iyiyim böyle Toprak. Allah korumuş ablacığım, geçmiş olsun ya. Hiçbir şey anlamadım ki. Herif hayvan gibi sürdü üstüme. Görmemiştir belki canım. Nasıl görmez ya? Güpegündüz son sürat araba mı kullanılır? Kesin sarhoştu. Vicdanlı adammış yine. Bak. Hastaneye kadar bırakmış. Sen nereden biliyorsun hastaneye bıraktığını? Onu da Toprak söyledi. Peki ablacığım, sen sana çarpanı göremedin değil mi? Ya aslında hayal meyal hatırlıyorum. Siyah bir arabaydı. Hayatım, niye bu odaya geldik ki biz? Benim odama gitseydik. Ama senin odanda müzik yok ki Ali Rıza. Doruk odasında olduğumuzu bir duysa. Sen gelmez dedin. Ama ya Aydan gelirse? Merak etme, gelmez. Hiç kimse gelmez. Çok heyecanlıyım Ali Rıza. Ama yine de istiyorum seni. Başka da bir şey hatırlamıyorum ya. Ya siyah araba diyorsun da memlekette kaç tane var onlardan biliyor musun? Bu harf plakasını alsaydın. Oldu. Kız orada ölüm kalım savaşı verirken bir de kaldırıp kafasını plakaya mı bakacaktı? Saçmalamaya kessen iyi olur Doruk. Tamam, tartışmayın. Zaten başım çatlayacak gibi ağrıyor. Ben sana bir ağrı kesici getireyim. Ablacığım biz de gidelim artık. İrem, sakın anneme bir şey söyleme. Gerçi hırsız kızıyla ilgilenir mi bilmem ama. Sorarsa bu gece topraklarda kalıyormuş dersin, olur mu? Tamam. Tamam ablacığım, sen merak etme. Tekrar geçmiş olsun sen. Bırak artık hesap kitap yapmayı Aziz Bey. Cana geleceğine mala gelsin. Sağ olduğumuz sürece çalışır, yeni bir ev alırız. İnşallah Semra Hanım, inşallah. Hayırdır inşallah. Merhaba, rahatsız etmiyorum değil mi?
Ha, estağfurullah, ne demek? Eğer vaktiniz varsa biraz konuşalım diyecektim. Tabii, buyurun. Buyurun. Az daha duvar tosluyorduk ha. Hadi neysin? Ucuz atlattın. Bir sus ya. Arabayı da aldırmadın zaten. Ya bu halde araba kullanmana izin verecektim Doruk. Eve kadar geleceğim seninle. Hayda. Konuşma Doruk. Konuşma. Dua et ki Nisan seni hatırlamıyor. Tabii hiçbir zaman hatırlamayacak anlamına gelmez tabii. Ne demek şimdi bu? Ne bileyim. Belki hafızası açılır birden. O an candanı verir. Gözünün önünde sen belirirsin ha? Filmlerde böyle olmaz mı? Başlatma şimdi filmini. Sapa sağlam kız. Hiçbir şey yok zaten. İrem, bu konu burada kapanmıştır. Tamam tamam, kapattım. Uzan bakalım şuraya. Gel canım. Sağ ol Toprak'cığım. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Ben bir şey yapmadım ki. Biz dostuz, unuttun mu? İyi günde kötü günde her zaman yanındayım. Bu kim şimdi ya? Annem gelmiştir. Kesin İrem söyledi kaza geçirdiğimi. Söylememiştir, merak etme sen. Sen yat bakayım. Yat. Ne işin var senin burada? Ne işim olduğunu sen de gayet iyi biliyorsun. Bana yalan söyledin. Bak, kız kardeşini arıyorsan burada değil. Git başka yerde ara. Kardeşimi aramıyorum. Niye yol geçen onu haline getirdin bizim evi o zaman? Yolunu falan mı kaybettin Kuzey? Kuzey, ne istiyorsun? Nisan burada değil mi? Soğuk bir şeyler versene bana. Bu ne? Ne? Annemin çantası bu. Annem burada. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ziyaretinin sebebini merak ediyorsunuz tabii. Yok canım, estağfurullah. Evimiz size her zaman açık. Evimiz olarak kalmaya devam ederse tabii. Anlayamadım. Boşverin, aile meselesi. Ziyaretimin sebebi oğlunuzla ilgili. Kuzey bugün abimi görmeye gelmiş. Ondan yardım istemiş sanırım. Ben de oradaydım. Abiniz bize pek yardımcı olmadı. Ben de onunla ilgili geldim zaten. Z-
size yardım etmek istiyorum. Eğer kabul ederseniz bu para sizin. Bak, hüdük gibi davranmayı bırak da insan gibi konuş benimle. Senin gibi de insan gibi konuşmaktan ne anlar lan? Nisan nerede? Nisan seninle görüşmek istemiyor. Bunu kendisinden duymayı tercih eder. Toprak! Ne oluyor burada? Kuzey Bey seninle görüşmek istiyor Nisan'cığım. Öyle mi? Şimdi mi aklına geldi Kuzey? Ben ölümden döndüm, sen benim yanımda yoksun. Nisan, benim haberim yoktu. Ezgi Hanım'la ilgilenmekten anca vakit buldum tabii. Saçmalama, yok öyle bir şey. Ne olursa olsun seni ne kadar çok sevdiğimi söyleyecektim. Ama sen telefonu yüzüme kapadın. Kaza geçirdiğimi bildiğin halde gelmedin yanıma. Nisan bak, bir dakika beni dinle. Artık seni dinlemek istemiyorum Kuzey. Çık git artık hayatımdan lütfen. Yüzünü görmek istemiyorum. Nisan. Duydun. Kız zaten kötü durumda, uzatma. Seni ilgilendirmez lan. Nisan bak, konuşalım. Senden nefret ediyorum Kuzey. Sakın bir daha karşıma çıkma. Git buradan. Ne yapıyorsun? Defol. Defol dedim. Defol. Sen istediğinde dönmüyor, istediğinde durmuyor bu dünya. Yolunu kaybetmiş yıldız gibi yalnızlığa boğulsan da aldırma. Gözünü kırptın.